Evet, bugünkü dersimiz 17. cüzün 3. sayfası Enbiya suresinin 25. ayetinden başlamaktadır. Enbiya suresi bildiğiniz gibi Mekki bir sure. Mekke'den nazil olmuştur. Ve Enbiya ismini sürede genellikle yani sürenin ele aldığı konular arasında nübüvvet ve peygamberlerin konusu ağır basmaktadır. Yani bir kuş bakışıyla süreye baktığımızda hem genel risalete olan vurgu mesela وَمَا أَصَلْنَا قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِ اِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ gibi gerek özel nübüvvete yani işte bazı diyelim ki Musa Aleyhisselam gibi, Nuh gibi özel nübüvvete vurgu sürede daha ağır basmaktadır. Böylece süre ismin umumi havasından yani umumi konularından ismini almıştır ve enbiya olmuştur. Evet. İşte burada da genel risalete, genel nübüvvete bir vurguyla başlıyor. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ Muhatap Resulullah'tır. Aleyhissalatü vesselam. Biz senden önce min Resulün hiçbir Resul, hiçbir peygamber göndermedik. İlla Nuh ileyhi illa mutlaka o gönderdiğimiz Resul'e şunu vahyettik. Ennehu la ilahe illa en. Benden başka ilahın olmadığını dair ona vahyettik. Yani dolayısıyla bu ayeti kerime tarih boyunca Risaletin birinci konusu, nübüvvetin, vahyin birinci konusu Allah'ın tevhidi birliğidir. Çünkü tarih boyunca insanlar genellikle somut olan şeylere ibadet etmek, onları haşa ilah kabul etmen noktasında bir yanlış alışkanlıkları olduğu için tarih boyunca Kur'an-ı Azimüşşan'ın bildirdiği gibi gelen tüm peygamberlerin birinci mücadele ettikleri ve insanlara kabul ettirmek istedikleri husus nedir? Allah Celle Celaluhu'nun tevhididir, birliğidir. Ondan sonra, tevhidden sonra fa'budûni ve bana ibadet. Yani önce tevhid, sonra ibadet. Evet. Tabii tevhid mücadelesi hakikaten çok zor şartlarda devam etmiştir. Çünkü insanlar alışık oldukları bir takım hususları kolay kolay bırakmıyorlar. Ve peygamberlerin sallallahu aleyhi ve sellem iddiaları peygamberlerin nübüvvet konusundaki insanlara anlattıkları şey insanlar için çok sıra dışı geliyor. Çünkü onlar gözleriyle gördükleri, elleriyle dokundukları bir takım nesnelere ibadet etmeye alışıktılar. Yani peygamber geliyor, onların bütün bunlardan alıyor, diyor ki bunlar yanlış. Neye inanacaksınız? Görmediğiniz, yani gözlerinize göremeyeceğiniz, dokunamayacağınız, hiçbir duyu organıyla ulaşamayacağınız bir zata inanacaksınız. Tabii haliyle bu insanlara zor geliyor ve bunun için Peygamberler sallallahu aleyhi bu davalarını ispat etmek için de çok farklı mucizeler göstermişler. Mesela Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri çok farklı. İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri çok farklı. Mesela diğer peygamberler de onları da her birisine kendi çağlarına uygun bir şekilde kendi toplumsal yani içerisinde yaşadıkları toplumun toplumsal seviyesine, kültür seviyesine,
sosyokültürel yapısına uygun bir şekilde onlara ne yapılmıştır? Bir takım mucizeler gösterilmiştir. Evet. Burada dikkat edin arkadaşlar. Birinci damir, Allah Celle Celaluhu için kullanılan birinci damir, birinci çoğul zamirdir. Ve ma arsalna, biz göndermedik. Sonra Nuhi, yine birinci çoğul zamir. Ama tevhide vurgu yapılınca illa ene, o çok önemlidir. Çünkü eğer illa nahnu deseydi, yani tazim için illa nahnu kullansaydı, bu Hristiyanlar gibi şirke çok alışmış ve şirki kendilerine göre farklı bir versiyona büründürerek, efendime söyleyeyim, bir takım inançları olan insanlar hemen onlar ne yaparlardı? Bir şey çıkararak, bak Allah bana şey, bize ibadet edin demek, o bir tane değil diyecekler. Ama özellikle ennehu la ilahe illa ene, arsalna ve nuhi zamirlerinden sonra illa ene, o birinci tekil zamiri çok tevhid noktasında çok anlamlıdır ve Hristiyanların inançlarına, şirklerine hiçbir kapı bırakmamaktadır. Ve peşinde gelen de fabuluni, öyleyse madem benden başka ilah yoktur, bana ibadet ediniz. O fabuluni de arkadaşlar mef'ul fiilin, o fiili, emir fiilidir. Onun mef'ulü hasf edilmiştir. Kesleyle yetinilmiştir. Yani bir nevi kesle onun yerinde kabul edilmiştir. Çünkü aslı fa'buduni, bana ibadet edin. Ama Arap lisanında bu tür kısaltma mı diyelim, hasf diyelim artık, anlarsınız. Bunlar Arap kelamında yaygındır onun için. Ya hasf edilmiş, kesleyle yetinilmiştir. Bir de burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar ibadet kavramı. İbadet kavramı bu modern dönemde özellikle Batı'nın o tarihi boyunca kiliseden çektiği o zulümler neticesinde Fransız devriminden sonra artık Batı Hristiyanlıkla bir hesaplaşmaya geçti. Ha, tamamen Hristiyanlığı ortadan kaldırmadı. Onu tamamen hani kapıya kilit vurur gibi kapıyı kapatmadı. Kiliselere karışmadı. Ancak şunu dedi. Dedi, bugüne kadar bazı din adamları, kilise mensupları bize bu manada kilisenin gücünü kullanarak o zorba imparatorlara hep destek oldular. Onların zulümlerine yardımcı oldular ve topluma çok zulüm ettiler. Ve hakikaten yani Hristiyanlık tarihi bu manada çok kirli bir tarihtir. Çok çok büyük zulümler yapılmıştır. Engizisyon mahkemeleri ki yakın zamana kadar devam etti. O Engizisyon mahkemelerinde insanlara reva görülen işkenceler, insan okumaya tahammül etmiyor. Bırakın onları yaşamaya, okumaya tahammül etmiyor. İşte Engizisyon mahkemeleri kilisenin bir marifeti. Ve onun gibi tabii artı kendilerinin dışında ki dinlere de özellikle Müslümanlara karşı yaptıkları da tarihin sayfalarına geçmiştir. Ve Hristiyanlık tarihinde çok büyük bir lekedir, kara bir lekedir. İspanya'da yani Endülüs'te ne yazık ki Müslümanları mağlup etti. Müslümanları çıkardıktan sonra ve daha doğrusu orayı işgal ettikten sonra o geriye kalan Müslümanlara Müslüman hiçbir hayat hakkı tanımadılar. Ve tarih
onlara ne tür zulümlerin yaptıklarını kaydediyor. Yani dün mesela yine o Batı'nın o Hristiyan zihniyeti dün mesela Bosna Hersek'te ne yaptığını bütün modern alem, modern dünya gördü. Yani dolayısıyla arkadaşlar Hristiyanlığın tarihi çok kirli bir tarihtir. Sicili çok bozuk bir sicildir. Ondan dolayı bu Batı'da efendime söyleyeyim Fransız devriminden sonra artık kiliseye dediler senin alanını ayıracağız. Ve dini dünyadan ayırdı ve bunun ismini de laiklik koydular. Ha tabii Batı bununla durmadı. Batı dünya çapında özellikle İslam'a karşı, Müslümanlara karşı bir güç elde ettiği için bir üstünlük, siyasi, iktisadi manada bir üstünlük kaydettiği için o Haçlı seferlerinden olsun, yok İspanya'nın Endülüs tarihinden olsun, İstanbul'un fethi olsun, Anadolu'nun fethi olsun, bütün bu gibi önemli noktaları o unutmadı. Ve İslam'la, Müslümanlarla da bir hesaplaşma sürecine girdi. Ve bu hesaplaşmayı o günden bugüne kadar çok etkin bir şekilde sürdürüyor. Ve bu hesaplaşmanın en etkin aracı İslam dünyasında, en etkin kullandığı araçlardan birisi, İslam alemini bazı şeylerle, ırkçılık gibi bazı donelerle İslam alemini parçalaması, bölmesi. İki, din ve devleti birbirinden ayırma ki ismine laiklik koymuştu. Bunu İslam dünyasına koydu. Ve İslam aleminin en büyük felaketi, en büyük sıkıntısı bu laiklik oldu. Hala da İslam dünyasının en büyük sıkıntısıdır. İşte Batı'nın bu planlı ve bir bakıma kendi tarihleri açısından, kendileri açısından belki haklı oldukları ama Müslümanlara dayandırdıkları o zalimana tavır neticesinde İslam dünyasını da bunu ne yaptılar? Soktular. Ve çok bir takım sinsi planlarla, yani bazı politik mutfaklarda bunu çok iyi hesabını yaparak, iyi kendilerine göre iyi bir takım mizansenler yaparak ne yaptılar? İslam dünyasını da bunu postaladılar. Ve belli kendilerine bağlı olan, kendilerinin emrinde olan bazı siyasi figürlerle, figürlerin elleriyle bunu uygulattılar İslam dünyası. Ve dolayısıyla öyle bir noktaya gelindi ki bizim Müslümanlar olarak birçok kavramımızın içini boşalttılar. Ve içini boşalttıkları kavramların başında ibadet gelir. Hani burada Rabbimiz Fahmudun'u buyuruyor ya, bana ibadet edin buyuruyor. O ibadet zaman zaman Zemahşeri'nin şu tarifini bu derslerde zikrediyorum. Zemahşeri ibadeti şu şekilde tarif ediyor. Aksa tezellülü vel hudu'i lil ma'bud. Ve bence ibadet için en güzel, en kuşatıcı tarifte budur. İbadet nedir? Ma'bud için, yani ibadet ettiğiniz o yüce zat için son derece boyun eğmek ve ona karşı tezellül gösterir. Tabi bu son derece ona karşı boyun eğmek, tezellül etmek sadece efendime söyleyeyim huzurunda durup boyunu bükmek değil. Ki tabir ederseniz belki bu hayatın tüm alanlarına, hayatın tüm alanlarını onun isteği doğrultusunda düzenlemek de olur. Bunun için bizim
anlayışımızda, yani İslam'ın bize verdiği ibadet dersi açısından şunun farkında olmamız lazım. İbadet demek hayatın tümü demektir. Yani siz bir Müslüman olarak affedersiniz, tuvalete gidişiniz bile rastgele değil. Tuvalete girerken, sonra girer, sağına çıkarsınız. Hayatın tüm alanları, yemeğiniz bile rastgele değil. Yemeğinizden önce elinizi yıkarsınız, ondan sonra yemek yerken eğer arkadaşınızla aynı kaptan yiyorsanız onun hakkına geçmeyeceksiniz. Size ait olmayanı yemeyeceksiniz. Ondan sonra arkadaşınız gözeterek yiyeceksiniz vesaire. Yani bizim birbirimizle karşılaşmamıza kadar. Yani birbirimize karşılaşınca öyle her birimiz yüzünü asarak geçmeyeceğiz. Birbirimize selam vererek başlayacağız. Yani hayatın tüm alanlarını kuşatan bir yapıdır ibadet. Ve bugün değerli arkadaşlar, ibadeti bu şekliyle bizim yeniden almamız ve anlamamız gerekir. Yani ibadet bu. Hayatımızın tüm alanlarını kuşatan bir yapıdır. Hatta biz hani Türkçe'de beşer şaşar diyoruz ya, biz beşer olarak elbette bazı hususlarda kusurumuz olabilir, ihmalimiz olabilir, bazı şeyleri unutabiliriz, bazı şeyleri yanlışlıkla terk edebiliriz veya bazı hislerimize, duygularımıza bağlı olarak ihmal edebiliriz veya tembellik gösterebiliriz. Ama bütün bunlar bizim ibadet kavramımızı veya ibadet idrakimizi etkilememesi lazım. İbadetin ne olduğunu bizim çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar, ibadetin bir kısmını, bazı unsurları ihmalkarlıktan, gevşeklikten vesaireden terk etmekle kişi dinden çıkmaz. O yine mümindir ama günahkar bir mümin olur. Fakat ibadetin bir parçasını bile, o el-ma'lumu min-dini bi-darure dediğimiz ümmetin icma'iyle, tevatür yoluyla, kitap ve sünnetle sabit olan dinin bir hükmünü inkar etmek insanı dinden alır. Çünkü İslamiyet'in akide disiplini, inanç disiplini çok mükemmeldir. Yani çok mükemmel bir inanç disiplini var. Dolayısıyla mümin bir insan maskele, yani canı istediği gibi inanır, canı istemediği gibi inanmaz. Yani böyle bir lüksümüz yok. Biz mümin olarak Allah Celle Celaluhu neyi emretmişse bütün onları inanmak durumundayız. İnanç noktasında bizim farklı bir tavır gösterme, farklı bir seçenek sunma lüksümüz yok. Burası çok önemli arkadaşlar. Bakınız, inanç ve amel. Tabii bu konudaki alimlerin ihtilafına girmeyeceğim. Yani amel imandan bir parça mıdır değil midir ki? Alimlerin çoğuna göre amel imandan bir parça değil. Bu nedenle bir insan ameli terk etmekle dinden çıkmaz ama inanmamakla dinden çıkar. O açıdan bu ibadet kavramımızı yeniden içini doldurarak anlamamız ve inanmamız lazım. Batı'nın etkin, baskın düşüncesinden kaynaklanan o ibadete yüklenen o boş kavramı, o boş içerikten bizim ibadeti kurtarmamız lazım. Yani ibadet kısaca birkaç tane içi boş, anlamı olmayan bir iki tane dini ritüelden ibaret değil. İbadet sadece bir namaz kılmak, oruç tutmak değil. Dikkat edin arkadaşlar, oruç
Mesela nedir içerisinde olduğumuz mübarek Ramazan ayı? Yani oruç tutmak, yemek yememek, su içmemek, cinsel münasebette bulunmamak. Bu. Ama tabii oruç bu. Ama Cenab-ı Peygamber orucu neyle bağlıyor? Bizim bütün hayatımıza bağlıyor. Ve şöyle buyuruyor. Hubba saimin leyse lehu min siyami illa cu'u vel ataş. Birçok oruç tutan vardır ki orucundan sadece ne alır? Bir açlık alır, bir susamışlık alır. Yani oruç tutuyorsa, haramdan, günahtan kendini alıkoymuyorsa o orucun bir anlamı yok. Kur'an-ı Azimüşşan namazı da hayatın türüyle bağlıyor. Ve akim salate inne salate tenha anil fahşai vel münker. Namazı doğru kıl. Çünkü namaz bütün çirkinliklerden, ahlaksızlıklardan ve şeriatın yasakladığı münkerlerden alıkoyması lazım. Namazın vazifesi bu. Bir mümin namaz, şuurlu bir namazı kıldığı halde kalkıp insanların canına, malına, namusuna göz dikemez. İnsanları bire bire zulümde ısrar edemez. Beşer olarak bazı hataları olur. Bir yerde, iki yerde bir haksızlık yaparsa da ama o namaz direnler ondan vazgeçilir ve pişman edilir. Dolayısıyla mesela bu iki örnek oruç ve namaz. Bakınız nasıl hayatın tümüyle bağlantılıdır. Namaz kılıyorsunuz ama yalan söylemeyeceksiniz. Namaz kılıyorsunuz, efendime söyleyeyim, annene babana eziyet, komşuna eziyet vermeyeceksin. Namaz kılıyorsun, kimseye, hayvana biraz zulüm etmeyeceksin. Yani bırakın insana, namaz kılıyorsan yapma. Namaz kılıyorsun, ırkçılık yapmayacaksın. Dinde bile bir mezhep ırkçılığı yapmayacaksın. Eğer namaz kılıyorsan, gerçek. Namaz kılıyorsan, başkasının hududuna, sınırına tecavüz etmeyeceksiniz. Yani hulasa hayatın tümü namazla iç içedir. Öyleyse arkadaşlar kısaca tekrar cümlemizi tekrar edelim. İbadet kavramımızı yeniden dizayn etmemiz lazım. Yani daha doğrusu içeriğini yeniden gözden geçirmemiz lazım. İbadet demek hayatın tümü demektir. Hayatın tümünü siz Rabbin Celle Celaluhu Halık'ın isteği doğrultusunda düzenlemeye çalıştınız mı? Ha, o zaman ibadet etmiş oluyoruz. Yoksa git efendime söyleyeyim namaz kıl, oruç tut ama insanlara zulüm et. Yok, kumar oyna. Kumarı oyna. Faiz yedi. Faiz yedi. Faizin reklamını yap. Propagandasını yap. Yok insanları zulüm et, yok insanları öldür, yok insanların namusuna gir. Bu asla ibadetle örtüşmeyen şeylerdir. İbadet eden bir insan bu gibi şeylerde bunları hayatının bir parçası haline getiremez. Yine söylüyorum, beşer şaşar bazen insanlarda bu hatalar olabilir ama o ibadet bilincini taşıyan, o ibadet şuurunu taşıyan bir kimse bunlar da asla ısrar edemez. Günahları hayatının bir kültürü haline getiremez. Bakınız arkadaşlar bugün en büyük sıkıntımız hayatımızda günah kültür halini almıştır. Kültür halini almıştır. Mesela kadınların bugün açık saçık gezmeleri bir kültür halini almıştır. Mesela bu bir örnek. Bugün insanların faizli işlemlerde bulunması kültür halini almıştı. Bundan dolayı günah hayatımıza kültür haline geldiği için yani bir takım bela ve musibetler bizi onlardan caydırmıyor ne yazık ki. Yani mesela bu pandemi yani normalde
İslam tarihine baktığımızda bu tür olaylarla insanlar, Müslümanlar karşılaştıklarında tevbe ederlerdi, ibadet ederlerdi, kendilerine çeki düzen verirlerdi. Ama tevbe, dikkat edin, pandeminin ilk çıkışında Çin gibi bir ateist bile dine yol açtı. İnsanlara sosyal medyada yayınlandı. İnsanlara açıkça cuma namazını kılma izni verdi. Yani korktu. Birçok batı devletlerinde ezanın serbest okunmasına izin verildi. Ama ne yazık ki İslam dünyasında özellikle siyasi düzeyde bu madenlerde en ufak bir hareketlik oldu. Yani dolayısıyla bizim İslam'ın hakikatinden ne kadar uzaklaştığımızın çok açık bir göstergesidir. Yani mesela o süreç içerisinde bir Müslüman idarecinin ya bu Allah'ın bir belasıdır, kendimize bir çeki düzen vermemiz lazımdır diye yani böyle bir şey söylediğini hiç kimse duymadı. Duymaz da çünkü o kendisine göre bunu yaparsa haşa mürteci olur. Veya bilmem birileri onu irticayla veya dincelikle efendime söyleyeyim onu suçlar ve koltuğundan olan. Tabii o koltuğu şerifi kaçırmamak için din de gitsin, ibadet gitsin. Önemli değil. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla bu, tekrar söylüyorum, bu ibadet kavramımızın içini yeniden doldurmamız lazım. Onu yeniden tasavvurunu, yeni bir tasavvur ibadetle ilgili, yani İslami bir tasavvurla ibadeti tasavvur etmemiz lazım. Bugünkü kof, içi boş, hayattan karşılığı olmayan bir ibadet anlayışından kurtulmamız lazım. Yani bunu çok iyi bilmemiz lazım. Evet. Vakalu ve dediler insanlar ki rivayete göre bu Huza'a kabilesi diye Arabistan'da yaşayan bir toplumun bir kabilenin şöyle bir söylemi olmuştu. Melekler Allah'ın kızlarıdır. Ki sadece Huza'nın değil, yani Arap toplumunda bu yaygın bir kanaatti. Haşa, melekler Allah'ın kızlarıdır. İşte buna red olarak وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا dediler ki Rahman Teala çocuk edinmiş. O çocuk da meleklerdir yani. Subhane. Bakınız bu. Subhane biliyorsunuz. Kelime Arapçadır. Ama bu kadar güzel bir kullanım, bu kadar zengin bir mana, bu kadar vurgu Kur'an'a mahsustur. Subhane. Yani o her türlü evlat, riyal, arıza, sıkıntı, ayıp ve kusurlardan münezzehtir. Bu gibi yerlerde bu Subhan kelimesi arkadaşlar gramerde yani nahvda buna mef'ul-i mutlak gayri mutasarrıf diyoruz. Yani mef'ul-i mutlaklıktan yani bu gördüğünüz yapıdan düşmeyen bir kelimedir. Her yerde böyle mansup olarak gelir. Ve gizli bir fiilin mef'ulü mutlakı olarak. O fiilin de hasfi vaciptir. Ve dolayısıyla ona bir amil takdir etmemiz lazım. Tabii kimi yerlerde amil bir emir fiili olarak takdir ederiz. Yani sebbihuhu subhanehu. Mesela burada emir uygundur. Yani Allah'ı tenzih edin. Veya madı kalıbında yani sebbaha subhanehu yani Allah münezzehtir. Yani her halükarda bu çok kısa bir ifade bir kelime. Mudafiliği olan ha'yı da saysanız onunla birlikte bir iki kelime eder. Ama bu iki kelimeden oluşan tabi gizli fiille birlikte oluşan bir bu cümle bir cilt dolusu mana taşır. Çünkü bu ifade Allah Celle Celaluhu'nun her türlü onun uluhiyet şanına yakışmayan, uluhiyetine münasip olmayan
her türlü kusur, eksikliği, aciz, arıza, hastalık, çocuk, eş, aile, artık aklınıza ne geliyorsa hepsinden münezzehtir. Onun için cümle oldukça çok cami ve manayla dolu bir cümle. Bel ibadun mukramun. Yani bel, bu bel-i idrabiye diyoruz. Yani onların bu söylediklerini at bir kenara. Haşa. Rahman Teala veled edinmemiş. Ve o melekler haşa Allah'ın çocukları değil. Ya ibadun mukramun. Onlar Allah'a kulluk eden Allah'ın kıymetli kullarıdır. Mukramun yani kıymetli, şerefli kullardır. Ve vazifeleri de bu. Ve tabii bu münasebetle bu melekler için o kulluk vazifesini iyi pekiştirmek için Süre-i Kerime, yani bundan sonra gelen 2-3 ayette onların bir takım özellikleri, meleklerin özellikleri verilmektedir. Tabii arkadaşlar, ibadun mukramun, onlar mukram kullardır. Tabii kulun bizim zihnimizdeki algısı, yani insan suretinde kulluk eden. Ama öyle değil. Kul Allah'a ibadet eden. Bu insandan olur, bu melekten olur, bu cinden olur, fark etmez. Allah'a kulluk eden herkes, ister melek, ister cin, ister insan, o Allah'ın kulu. Dolayısıyla yani o ibadun abdin çoğuludur. Bu ifadeden o meleklerin de bizim gibi böyle cisimler olduğu falan anlaşılmasın. Melekler bugün şeyi düşünün arkadaşlar. Mesela enerjiyi düşünün. Nasıl ki enerji görülmeyen, yani elektrik görülmeyen bir şeydir. Ama müthiş bir güçtür. Halbuki görülmüyor. Allah Celle Celaluhu, hatta biliyorsunuz enerji ölçülüyor. Yani nitelik olarak, şey olarak, nicelik olarak, nitelik olarak bir zapturapt altında tutuluyor. Yani maddi bir şey gibi. Dolayısıyla onun gibi melekler de Allah Celle Celaluhu'nun özel bir takım yapıyla yarattığı, ki bizim kaynaklarımızda ecsamun nuraniyetun diye tarif edilirler. Nurani cisimlerdir. Belki onlar için bizim fizik alemde, bizim bu dünyada fizik alemde en uygun tarif Allah-u Alem budur. Kur'an-ı Azimüşşan buna, hatırladığım kadarıyla, onların sadece kanatlarının olduğunu söylüyor. Ama onun ötesinde mahiyetleriyle ilgili bir takım tafsilata girmiyor. Sadece uli ecnihatin mesna ve sülâfi ve rubâ buyuruyor. Üç, ikişerli, üçerli, dörderli kanat sahibi olduklarını beyan ediyor. Ama onlar neden yaratılmıştır, yaratılışları nasıldır, onların mahiyeti hakkında bilgi vermiyor. Bazı melek olarak bazı özelliklerini veriyor. Mesela burada bir özellikleri onların kıymetli Allah'a ibadet eden varlıklar oluşu. Bu bir özellik. Diğer bir özellikleri la yesbikunehu bil kavli. Tabii bu özellik de kul olmanın gereğidir. Onun sonucudur. Onlar Allah Celle Celaluhu'dan önce söz söylemezler. Yani Allah'ın sözünden önce onlar Allah'ın emri olmadan bir şey yapmazlar, söylemezler. Hem söz düzeyinde hem de وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. Onlar iş yaptıkları bütün işler neyledir? Allah'ın emriyle, izniyledir. Yani arkadaşlar, bazen şöyle düşünüyorum. Yani bizim bu nasut alemi dediğimiz insanlık alemi,
Nasıl ki bir organizasyonu var. Yani insanlık aleminin bir planlaması var. Ve her bir insanın kendisine göre hayatta üstlendiği bir rolü var. O rol kiminki küçük, kiminki büyük, kiminki az, kiminki çok. Ama herkesin bir rolü var, bir vazifesi var. Ve o rollerin toplamında bu hayat işleyişi devam ediyor. Ve bu manada kimisi diyelim ki çiftçilikle meşgul, kimisi ilimle meşgul, kimisi siyasetle meşgul, kimisi tababetle, doktorlukla meşguldür. Ve bu meşguliyetlerin toplamında bu hayat devam eder. Allahu alem diyorum, melekut alemi de böyle bir alemdir. Ama tabii bizden farkı, bizde günah, isyan, şehvet vesaire var. Onlar yok. Ama onun ötesinde mesela meleklerin de kendilerine göre Allah'ın onlara verdiği bir takım vazifeleri var. Onun için mesela melek Mut diyor. Ölüm meleki Azrail ve onun avaneleri var. Mesela vahiy meleki Cibril aleyhisselam. Mesela yağmur gibi bazı olaylarla sorumlu Mikail. Mesela yine ayetlerde Kadir gecesinde meleklerin ruh ve meleklerin indiği, tabii o ruh kimisi Cibril diyor ama kimisi de başka bir melek grubu diyor. Ve dolayısıyla bu gibi ayetlerden şunu anlıyoruz ve hadislerden, demek ki melekut alemi tıpkı nasut alemi gibi Allah Celle Celaluhu tarafından her birisine verilmiş bir rol var. Ve orada da bir organizasyon var. Her bir meleğin veya melek grubunun bir rolü var. Kimisinin vazifesi, rolü ibadet etmektir sadece. Ama kimisi başka şeyler de yapıyor yani. Yani başka şey. Ki bu manada hani söyleniyor ya, her bir inen yağmur damlasıyla birlikte bir meleğin olduğu söyleniyor ya. Yani bunun gibi meleklerin de farklı rollerinin olduğunu Rabbimiz bize bildiriyor. Ve bu ayetler de bu manada çok ilginçtir. Yani demek ki işleri var, iş yapıyorlar, çalışıyorlar, onlara verilen görevler var, o görevleri yerine getiriyorlar. Ama bütün bunlar bir emrihi Teala, Allah Teala'nın emriyle yapıyorlar. Kendi başına bir şey yapmıyorlar ki, Şey suresinde de, Tahrim suresinde de, La يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Allah'ın emrine asla isyan edemezler. Ha bu antiparantez olarak ifade ederim. O ademi isyan. Yani Allah'ın emrine muhalefet edememek. Bakınız, bilerek edememek diyorum. O meleklerin özel bir vazife, özelliğidir. Yani melekler Allah'ın emrine asla muhalefet edemezler. Tabi diyebilirsiniz ama şeytan melekti. Yani şeytanın melek olduğu bir bu yönde görüş varsa da, ama diğer bir güçlü görüş onun cinlerden oluşuyor. Yani Allah Cibri şeytanı iblisi önce cin olarak yaratmıştı. Ama bir hikmeti gereği melekler içerisine saldı onu. Onlarla birlikte artık kaç süre ne kadar bilemeyiz. İbadet ettiği onlar gibi göründü. Ve sonra ne yaptı? Onun o cinlik damarı nüksetti ve Allah'ın emrine muhalefet etti. Nerede? Adem Aleyhisselam'a yapılacak bir secde için. Ve dolayısıyla Allah'ın rahmetinden korundu. Ben bazı alimlerin bu manadaki şu yaklaşımı çok anlamlıdır. Yani diyor, hani ayet Kur'an'da melek olduğunu ifade eden bazı ifadeler var. Cinlerden olduğunu ifade eden ifadeler var. Mesela kâne mine cinni fe fesâ'an emdi rabbihi. Değil mi? Burada cinlerden olduğu. Mesela fesecedel melâiketu kullûn ecmaûn
İlla ibliz, istisnada ittisal asıl olduğuna göre bu da onun melek olduğunu gösteriyor. Ha, bu iki görüşü birleştirme noktasında Allahu Alem en güzel yaklaşım şudur. Yani onun melek oluşu zahiren sureten meleklerdendi. Ama cin oluşu nasıldı? Köken itibariyle cindi ama zahiren melekler arasındaydı. Dolayısıyla bu iki görüş birleştirilmiş oldu. Ve devamla يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Allah o kulların yani meleklerin önlerinde ve arkalarında, geçmişlerinde ve geleceklerinde, hali hazırda ve gelecekte her şeylerini Allah biliyor. Ve dolayısıyla bunlar Allah'a muhalefet etmezler, edemezler. Ve onlar da eğer muhalefet etme durumu olsaydı Allah bilirdi ve bildirirdi. Ama bildirmediğine göre demek asla meleklerde Allah'ın emrine muhalif bir durum yok. Ve وَلَا يَشْفَعُونَ. O melekler de şefaat edemezler. اِلَّا لِمَنَ اَرْتَضَى. Çünkü onlar kendi başlarına hareket edemezler ki. Bundan dolayı onlar ancak Allah'ın razı, şefaatine razı, yani onun için şefaate izin verdiği, razı olduğu kimse için şefaat ederler. Mesela melekler kendi kafasına göre kafir bir insan için şefaat edemezler. O kafir ne kadar iyilik etmiş olursa olsun. Örneğin Edison gibi mesela aklıma o geldi. Hani elektriği buldu, bu kadar güzel hizmet yaptı. Ya Rabbi sen bunu affet diye meleklerin öyle bir lüksü yok. Sadece Allah Celle Celaluhu'nun tabi o melekut aleminde nasıl tecelli edecek onu bilemiyoruz. Ama biz uzaktan Kur'an'ın haber verdiği şekilde şunu anlıyoruz. Allah Celle Celaluhu mümin insanlardan, hatta mümin insanlardan da bazılarına şefaat izni verir. Ama müşriklere şefaat izni yok. Dolayısıyla ben melekler şunu da yapamazlar. Yani ya Rabbi bunlar bizi sevdikleri için bizi, evet senin şanına yakışmıyordu ama neticede bizi sevdikleri için dediler ki melekler Allah'ın kızlarıdır. Ya Rabbi senin rahmetin boldun, bunları affet gibi onların öyle bir lüksü de asla olamaz. Ve yine onların diğer bir özelliği vahum, o melekler min haşyetihi, Allah'ın korkusu, Allah'tan çok korktukları nedeniyle. O min arkadaşlar min sebebiyedir. Yani sebebiyet ifade eden mindir. Onlar Allah'tan korktukları sebebiyle müşfikun, korkuyorlar. Tabii haşyet, biz ikisine de korku diyoruz aslında, aralarında fark var. Haşyet, Allah Celle Celaluhu'yu tazim etmekten, yüceltmekten kaynaklanan insanın içindeki bir çekingen, çekingenlik hali. Ama bakınız, burası önemli, tazimden kaynaklanan bir çekingenlik hali. Buna haşyet denir. Hatta bazı alimler, mesela ayette geçiyor ya, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَا. Alimler ancak Allah'a haşyet ederler. Niye? Çünkü hakkıyla Allah'ı bilen ancak alimlerdir. Ve bunun için haşyet onlara nispet edilmiş. Çünkü onlar Allah Celle Celaluhu'yu tazim eder. Mesela şöyle daha basit bir örnek verelim arkadaşlar. Örneğin babanız, mesela babanız sizi seviyor. Size efendime söyleyeyim, haksızlık da etmeyeceğini biliyorsunuz. Ama ona duyduğunuz saygıdan dolayı ne yapıyorsunuz? Çekiniyorsunuz. İşte bu haşyettir mesela. Veya hocamız veya başka birisi. Dolayısıyla bu meleklerde Allah Celle Celaluhu'ya olan
tazimlerinden ötürü onlar kendi içlerindeki o tazimli olan çekingenlikten ötürü müşfikun, korkarlar. Neden korkarlar? Yani Allah'ın emrine muhalefet etmekten korkarlar. Yani çünkü bir kere kulun haddi sınırı nedir arkadaşlar? Kulluğunu bilmek. Ve dolayısıyla kul olduğu zatın, yani mabudun tasarruf alanına geçme. Bu kulun haddidir. Dolayısıyla bu kulluk haddini bilen, ister melek olsun, ister cin olsun, ister ins olsun, kim olursa olsun, peygamber olsun, veli olsun, alim olsun, avam olsun, kim olursa olsun, bunlar nasıl davranırlar? Allah Celle Celaluhu'ya karşı bir kusur işleyip bir ceza hak etmekten korkar. İşte müşrikun onu ifade eder. Yani onlar Allah Celle Celaluhu olan o tazimli çekilmekten dolayı neden korkarlar? Acaba bize bir azap, bir ceza gelir, Allah'tan gelir mi diye, çünkü bir kusur işler miyiz diye korkarlar. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلَٰهُمْ مِنْ دُولِهِ. Bu tabi bu üslup farazi bir üsluptur. Yani o meleklerden minhum, o hum damir kime gider? İbadun mukamuna gider. Ki o ibadun mukamun da meleklerdir. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ, kim onlardan? اِنِّي اِلَٰهُمْ, ben ilahım diye dese, min dunihi Allah'ın dışında, ya fezalike necizihi cehennem, biz bu tür adamları cehennem cezasına, bu tür iddiada bulunanları cehennem cezasına çarptırırız. Cehennemle cezalandırırız. Yani bu ve lekad uhiye ileyke ve ilellezine min kablike le'in eşrekte le'yahbatanne amelik. Bu üslup, o üslube benziyor. Yani peygamberin salavatullahi aleyhi şirk etme ihtimali yok. Ama peygamber üzerinden başkalarına mesaj veriliyor. Hatta bunun için hani o iç kitap üç türlü oluyor ya, bazen hitap Resulullah'a ama maksat ümmettir. İşte burada da öyle. Yani o velakad ruhiye ileyke de öyle. Bu üslup ve men yekul minhum inni ilahun, o üsluba benziyor. Yani faraza o meleklerden birisi veya bir grubu haşa uluhiyet dia ederse onu cehennem cezasıyla çap cezalandırırız. Ve kezalike neczi zalimin, zalimleri de böyle cezalandırırız. Yani bu tabi insanlara çok büyük bir ders, büyük bir vaid, bir tehdit. Zalimleri böyle cezalandırırız. Yani dolayısıyla insanlar bu vesileyle zulümden çekinmeleri, zulümden kaçınmaları lazım. Ve bu manada Kur'an-ı Azimüşşan'ın zulme karşı olan o duyarlılığını, o kesin tavrını hemen hemen her adım başında görüyorsunuz. Evet, bunlardan sonra tabii bütün meleklerle ilgili bu özellikler, bir taraftan tehditler vesaire, bunlar neden anlatılıyor? Çünkü tevhide aykırıdır. Değil mi? Allah'ın birliğine aykırıdır. Ve işte bu gelecek ayetler tevhid noktasında bir takım deliller bize sunacaktır. Evet. Yani bir nevi bu geçen müddea idi. Bu ayetler de o müddeanın delilleridir. اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْمًا فَفَتَقْنَاهُمَا. O kafirler tabi yaraya biz görmediler mi diyemeyeceğiz. Çünkü kafirler nerede semavat ve yerin bitişik olduğunu gördüler? Yok, öyle değil. Burada yara, yani ra kelimesi
ne mübarekedir. Ra'a daha evvel de söylemiştik. Bir gözle görme anlamına geliyor. Burada o mana yok. Bir de ilim anlamına geliyor. Ve zan anlamına geliyor. Burada ilim manası. Ha bir de rüya görme anlamına da geliyor. Ama burada ilim manası. Yani bilmezler mi? Ha, tabii burada onlar bilmezler mi ifadesiyle ayetin başlaması. Yani bu bilginin bilinmesi gereken bir şey oldu. Ve özellikle kainattaki bir takım tasarruflardan dolayı bu haber ve Allah tarafından haber verilen bu bilgiye bu bilginin bilinmesi gerekir yönünden lem yara demiştim. Evelem yara lezine keferu ennes semavati vel arda kâneta ratkan. Yer ve göklerin bitişik olduğunu daha evvel yapışık olduğunu, tek cisim olduğunu bilmiyorlar mı? فَفَتَقْنَاهُمَا biz ne yaptık? Onları birbirinden ayırdık ki biliyorsunuz bazı alimler bunun o son zamanlarda çıkan Big Bang teorisine yani o doğru ise bu ayette örtüşüyor. Yani ayet onunla örtüşüyor demiyoruz. O bu ayette örtüşüyor. Ama tabii biz ta ilkokullarda okuyorduk. Önce yer ve göğün tek bir cisim olduğu, sonra bunların birbirinden ayrıldı. Bunun bu varlıkla ilgili bu bilgiden sonra yine bu defa canlıların, çünkü varlık aleminde en anlamlı olan varlıklar canlılardır. Onun için bu defa onların varlığıyla ilgili bir hakikat söylüyor. O da وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Biz her hayyi, yani her diriyi, her canlıyı sudan yarattık. Burada canlı arkadaşlar halakna anlamındadır. Yani sayırna anlamı da biraz olabilir ama halakna anlamı çok daha iyi oturuyor. Ki cehalenin bir manası sayyaradır, bir manası yatakada, bir manası kalak. Burada da kalakadır. Başka yerde de mesela En'am suresinin girişinde de ve ceala zulümâti ve nur. Orada da ceala kalak anlamındadır. Hatta bazı alimler, böyle tarih gözlemcileri, me'munun, Mu'tezile'nin görüşünü kabul etmeye sevk eden bu ceale kelimesi olduğunu söylüyorlar. Çünkü ceallahu Kur'an'ın arabiyim bak diyor. Burada ceallahu zulümati ve nur demiş. E burada da ceallahu Kur'an'ın arabiyim demişse demek ki ikisi de halakadır. Halbuki şunu göz ardı. Yani bunun farkında olmamış. Kur'an-ı Azimüşşan'ın birçok müştereke lafzayı kullandığı ve her bir bağlamda uygun bir mana yüklediği birçok kelimede görüyoruz. Evet, ceala, orada ceala zulümati ve nurda kalaka anlamında olabilir ama ceallahu kulağın arabiyyette asla kalaka anlamında değil. Evet, demek ki ve cealna, yani ve halakna minel ma'i, sudan yarattık kulle şeyin hayy. Her neyi? Her canlıyı. Her canlıyı neden yarattık? Sudan yarattık. Evet. Bu şey, her şeyin, her canlının sudan yaratıldığı başka bir ayette de geçiyor. Vallahu halaka kulle dabbetin min ma'in. Orada da çok geçiyor bu. Ki biyoloji ilmi ancak 20. asırda bu hakikati tespit edilmiştir. O da çok yoğun bir takım laboratuvar çalışmalarından sonra bu sonuca varmıştı. Ama Kur'an-ı Azimüşşan 1450 sene önce çok böyle rahat anlaşılabilen bir cümleyle bu ilmi hakikati ifade ediyor. Onun için efela yu'minun, yani bu kadar bariz, açık bir takım hakikatleri gördükten sonra
vahyin anlattığı bu hakikatleri gördükten sonra iman etmezler mi? Yani iman etmeleri gerekir. Evet, aşağıya in bana. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا. Biz yerde sabit dağlar da yarattık. Rasiye, rasiyetin çoğuludur. Rasiyet, rasa. Rasa demek, rasa sefinetu, geminin demir atması için kullanılır. Onun için mesela limana ne denir? Mirsat denir. Liman. İşte burada biz yerde ne yaptık? Sabit dağlar yarattık. Niçin? En temide bihim. Yani burada ya bir mudaf takdir edeceğiz. Kirahete entemi dediğim o yerin onlardan meyil etmesinden hoşlanılmadığı için veya ella temi dediğim ta ki o yer onlarla ne yapmasın? Sallanmasın, sarsılmasın. Tabii ilginçtir, bugün mühendislik şunu tespit etmiş. Hani arabanın bazen şeyi road balance ayarı bozulunca götürüyorsunuz. Ne yapıyorlar road balance ayarını vermek için? Tekerliğe bir takım bilyeler koyuyorlarmış. Tekerlik. Ve o bilyelerle o hızlı dönüşümde dengeyi sağlıyorlar. Dolayısıyla bu ayetin çok açık bir tefsiri. Yani bu dağların, yeryüzündeki dağlar yerin balans ayarı dengesini korumak içindir. Allahu alem. Ve cealna fiha, ve yine biz yerde yarattık. Neyi yarattık? Ficacen. Geniş yollar yarattık. O da sübülen. Tabii ficac içinde yürünülen geniş yollar. Sübül de ondan bedel olarak kullanılmış. Yani geniş yollar yarattık. İçin leallehum yehtedun, ta ki insanlar, burada lealle Allahu alem talil içindir. Yani ta ki daha evvel kanaatimi söylemiştim. Yani kanaatimce leallenin Kur'an-ı Azimuşşan'daki kullanımının %90'ı talil içindir. Evet. İçin öyle yaptık? Leallehum, ta ki insanlar yehtedun. Gitmek istedikleri yere yol bulsunlar, varsın. Mesela burada siz diyelim ki benim memleketim Mardin'e giderseniz yol olmazsa nasıl gideceksiniz? Mekke'ye giderseniz yol olmazsa nasıl? İstanbul'a giderseniz yol olmazsa nasıl gidersiniz? İşte leallehum yehtedun, yani onlar maksatlarına ulaşsınlar diye ne yaptık? Yollar yarattık. Ve hakikaten de yolların oluşu çok çok anlamlıdır. Çok anlamlı, çok hikmetli, çok ince bir kudret eseridir. Yani böyle ince hikmet eseridir. وَجَعَنَّ السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُولًا. Semayı da, tabi buradaki es-sema cins el-iflamı. Ki Kur'an birçok yerde cins el-filamını kullanır. Mesela قُلَّوْ كَانَ الْبَحْرُ, oradaki dünkü derste oradaki el-filamın yine cins el-filamı, yani deniz cinsi demiştim. Burada da öyle. Dolayısıyla cins el-filamı dediğimizde o zaman bütün üstümüzdeki gök cisimleri, aydan başlayıp güneş galaksilere kadar, Süreyya yıldızına kadar, galaksilere kadar hepsi altına girer. Evet. İşte onu size, ki bu konuda şöyle bir kanaatim var. İstidlal bağlamında, yani Allah'ın varlığına hüccet olarak kullanılan sema ve semavat gök cisimleri olduğunu düşünüyorum. Yani istidlal bağlamında. Evet. وَجَعَنَّ السَّمَاءَ, o semayı ne yaptık? سَقْفًا مَحْفُولًا. Yani düşmekten, dağılmaktan korunmuş bir çatı kıldık size, dam kıldık. Ama vuhum, o müşrikler, an ayat ya muaribu, bu semadaki ayetlerden ne yapıyorlar?
yüz çevirirler. Yani o yüz çevirmek şeyden kinayettir. Yani ibret almamaktan, ders almamaktan kinayettir. Ve huvellezî, yine o Allah'tır ki kalakalıydı. Tabi burada arkadaşlar ne var? İltifat var. Yine iltifat sanat. Çünkü önce cehennet sema esafı mahvola dedi. Sonra vahvellehi. Mütekelime al-gayb damirinden gayb damirine geçiş. Buna iltifat diyoruz. Evet, iltifat da belagıpta önemlidir. Vahvellezi o Allah'tır ki kalakal leyle ve nehar. Geceyi, gündüzü, güneşi, ayı hep o yarattı. Kullun fi felekin yesma. Mesela bu cümlede kanaatimce çok teknik bir cümle ve çok böyle adeta damıtılmış, çok bir saf haline getirilmiş bir cümle. Ve bu cümle, efendime söyleyeyim, insanların bu kadar güzel ve öz bir şekilde anlatabilecek, özellikle o Kur'an'ın nüzulü döneminde insanların gücü buna yetmiyor. Kullun, o aydan ve güneşten her biri fi felekin, bir yörüngede ne yaparlar? Yesbahun. Sebaha, yesbahun sebhan, yüzme anlamında geliyor lügatta. Tabi burada yüzmekten maksat, yani yecurun, her birisi kendi şeyinde ne yapmaktadır? Akmaktadır. Evet. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Senden önce hiçbir beşere devamlılık, yani ebediyet vermedik. Yalnız bu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik gelen bu hitabı çok önemlidir. Yani bakınız, biz bu kadar asyanımızda, bu kadar şeyimizde hala sanki ölümsüz gibi davranıyoruz. Hiç ölümü aklımıza getirmiyoruz. Değil mi? Yani eğer haşa Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sahte bir peygamber olsaydı, o ölümü hiç gündemine getirirmedi. Bir de ona bak, efe in mitte fehumul halidun, yoksa sen ölünce onlar mı ebedi kalacaklar? Demek ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler, ebedi kalmayacaklar. Yani bu hitaplar da Resulullah'ın nübüvvetinin önemli ipuçlarını oluşturduklarını düşünüyorum. Evet. Sonra Süre-i Celile'de, yani bu siyakta, bu bağlamda Allah Celle Celaluhu'nun kainattaki bir takım yaratılış itibariyle bir takım tasavvufları, bir takım icraatlarının anlatıldığı bu bağlamda kevni bir, yine Allah'ın icraatının, tasavvufunun eseri olan bir kevni hakikati, bir evrensel gerçeği ortaya koydu. O da nedir? Kullu nefsin zâikatun. Çok müthiş bir şey. Ve bu başka yerde de geçiyor sana. İki yerde. Dört yerde. Dört yerde geçiyor. Her nefis. Tabi nefis, Arapçadaki birçok manasından birisi nedir? Can taşıyan var. Yani hayat. Tabii hayat dediğimiz, kısaca şeyler, hayatı şöyle tarif ediyor. Serbest bir hareketi olan, ihtiyari, مَا لَهُ الْحَرَكَةُ الْاِخْتِيَارِيَةُ, ihtiyari bir hareketi olana ne denir? O hayattır. Onu yapana hay denir. Nefs demek burada hay denir. Yani her hay mutlaka zâikatun mevt. Ölümü tadacaktır. Müthiş bir şey. Ve neblûkum bişşerri vel hayr. Biz de sizi şerre ve hayırla, fitneten, size imtihan olsun diye imtihan ederiz. Bu arkadaşlar fitneten neblûkum için meşhur mutlaktır. Ve meşhur mutlaki tekididir. Ama lafzının, amelinin lafzından değil. Kâtu cülüsen gibidir. Yani dolayısıyla bu fitneten neblûkum için nedir? Mastardır. Mef'ul lehudur. Tekittir.
Tabi biliyorsunuz fitre kelimesi Kur'an-ı Azimüşşan'ın vücuh ve nazair dediğimiz kelime grubuna girer. Nedir bu kelime grubu? Farklı bağlamlarda farklı manaları olan kelime grubuna vücuh-ı nazair denir. Mesela zikir gibi, rahmet gibi, salat gibi, kitap gibi, ümmet gibi, burada geçen fitne gibi, hüda gibi, bunlar hep o Kur'an-ı Azimüşşan'ın vücuh ve nazairidir. Fitne de bazı yerlerde bizim bildiğimiz bozgunculuk anlamında, bazı yerlerde fitne küfür anlamında, bazı yerlerde azap anlamında mesela وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِبَنَّ الَّذ۪ينَ وَلَمُنْ مُخَصٍ orada azap anlamında, burada da bazı yerlerde de imtihan anlamında. Burada da imtihan anlamında. Mesela اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Orada da fitne imtihan anlamındadır. Evet, demek ki biz sizleri hayırla ve şerle, kötülükle de, yani hoş olan olmayan, iyi olan olmayan şeylerle ne yaparız? İmtihan ederiz. Eğer siz, yani bu şer ve hayır arkadaşlar, şöyle iki şekilde anlamak mümkündür. Ya önünüze şer ve hayri, yani şer ve hayri yaratıp önünüze koymakla sizi imtihan ederiz. Acaba hangisini yaparsınız? Ya bu şekilde. Veya şer ve hayrle sizi imtihan ederiz. Yani şer kötülükle, yani musibet gibi. Musibet gibi, hastalık gibi, efendime söyleyeyim buna benzer insanın hoşuna gitmeyen şerler şer, hayrı da insanın hoşuna giden nimetler vesaire. Her ikisi de sizi imtihan eder. Yani Allah-u Alem cümle her iki manada verişlidir. Ve ileyna turcaun. Yine evrensel bir hakikat, kevni bir hakikat, bütün insanlık alemini, cinler alemini, hatta melekut alemini ilgilendiren çok kısa ama çok anlamlı bir cümle. Ve ileyna, sadece bize, sadece bize yani Rabbul Alemin'e turcaun, sizler ne yapılacaksınız? Gönderileceksiniz. Tabi İbn-i Aşur'un rahimahullah bu gibi bir yerde ifade ettiği gibi, niye burada yani döndürüleceksiniz, mesela geleceksiniz bile denilebilirdi ama şu mana vermek üzere, yani asıl bizim bulunmamız gereken nedir? Onun yanında olmaktır. Değil mi? Dolayısıyla şimdi onun yanında olmamak gibi bir durum olsa bile biz o durumdan, o asli duruma döndürüleceksiniz buyuruyor. Tabi burada ileyna caru mecrur turcaune fiilinden önce iki şey için mukaddem olmuş. Bir hasrı için, bir de seca şey fasile için, riayetul fas fasile için. Yani hem lafzı hem manevi bir nedenle öne geçmiştir. Evet arkadaşlar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة